7 yaşımdaydım. Şimdi 27 yaşına girdim. Yani Gençler Birliği benim için aslında birçok şey ifade ediyor. Gençler Birliği artık benim için bir evim oldu yani burası. Tesis, kulüp, her şey. Ailem oldu. ailem Aileden bir parça olarak görüyorum Gençler Birliği'ni. Burada çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edindim. Çok değerli hocalarla çalıştım. Her zaman hocalarımızın söylediği bir söz vardı altyapıda. Bu gördüğünüz tellerden arkasına geçtiğiniz zaman e, her şey daha güzel olacak sizin için demişlerdi. E, ben de tabii ki iki, iki yıldır Gençler Birliği kaptanlığını e, yapıyorum. Bu benim için gerçekten çok büyük bir e, gurur verici bir olay. E, yani tabii ki her zaman hayallerimde ve hedeflerimde Gençler Birliği formasını giymek vardı öncelikle. Ve sonrasında kaptanlık yapmak vardı. İki yıldır da e, kaptanlık bazı takıyorum. takıyorum. E, gerçekten benim için çok büyük gurur verici bir olay. A takımda ee, çıktığımız zamanlarda da bizim altyapımızdan yetişen işte Ramazan abi, Doğa abi vardı. Gerçekten bize her konuda örnek oluyorlardı. Ee, yani bize e, yol gösteriyorlardı ee, söyleyeyim onu. Şimdi biz de altyapıdan çıkan oyuncularımıza yani örnek olmaya çalışıyoruz, yol göstermeye çalışıyoruz. Onların neler yapması e, gerektiğini söylüyoruz. Gerek sağ içinde gerek sağ dışında. E, elimizden gelen her türlü yardımda e, bulunmaya çalışıyoruz. Diyelim altyapıdan çıkan oyuncular mutlaka yani burayı e, evi, yuvası olarak gördüğü için daha çok sahipleniyor. E, daha çok yani giydiği formanın hakkını daha çok vermeye çalışıyor. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Dediğiniz gibi kötü giden, kötü gittiğimiz dönemlerde gerçekten bunu e, altyapı oyuncuları e, daha çok üzülüyor. E, yani e, elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor yapabildiği kadarıyla. Çok zorlu bir süreçten geçtim ben de. Çok sakatlıklar da yaşadım. E, bazı sıkıntılar da yaşadım ama hiçbir zaman pes etmedim. Hiçbir zaman kulübüme isyan etmedim. Moralimin bozuk olduğu dönemler oldu. Bazen sitem ettiğim dönemler de oldu ama hiçbir zaman gençler bir spor kulübüne küsmedim. Her zaman bu formayı giymek için, her zaman kaptanlığa ulaşmak için gerçekten çok çalıştım, çok sabrettim. Genç oyunculara da tavsiyem ne olursa olsun, yani ne yaşarlarsa yaşasınlar. Sakatlık olsun, kadı dışı olsun, istenmeyen oyuncu olsun ama ne olursa olsun çalışmayı ve sabretmeyi kesinlikle bırakmamaları gerekiyor. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Gerçekten ıı, gerek oynadığım dönemlerde, gerekse oynamadığım dönemlerde bana çok destek oldular. Ee, yani onların beni sevme sebeplerini açıkçası ya yani onlara sormak lazım ama tabii ben de taraftarların içinden geldim aslında. Belki de ona bağlıyorumdur çünkü Gençler Birliği Avrupa Kupası oynadığı dönemlerde ben de türbünlerdeydim. Ee, o Valencia maçlarında olsun Avrupa Kupalarında ben de Gençler Birliği'ni çok destekliyordum. Hatta daha sonralarında da Gençler Birliği maçlarına gitmeye başladım. Sanırım buralardan geliyordur diye düşünüyorum. Çok zor dönemler yaşadık. Hem takım olarak hem bireysel olarak performans anlamında. Sonra ligi çok şükür bitirdik. Yeni sezonda da 40 maça yakın maç oynayacağız ligde. Biz alışkın değiliz hafta içi, hafta sonu maç oynamaya. Ben dezavantaj olacağını düşünüyorum. Ayakta kalan kazanacak gibi. Bir ay yakın bir kamp dönemi geçirdik eee lige de iyi başladığımızı düşünüyorum. Yani sadece geçen sene baş olduğu gibi geçen sene de çok güzel maçlar oynamıştık ilk başlarda ama gol atma sıkıntı sıkıntı yaşıyorduk. Ama oynadığımız oyun gerçekten yani bence keyifli, güzel oyun. skorada skora da yansıyacağını düşünüyorum ilerleyen haftalarda. Umarım hem oyunla hem skorla taraftarlarımıza ve kulübümüze istediklerini veririz. Futbolculuk döneminde de pozitif eee Pozitif bir insandı. Genç oyunculara o zaman da yardım ederdi. Hocamız şu anda da pozitif bir insan. Genç oyuncularla e, gayet ilgileniyor. E, antrenmanlardan sonra ekstra e, çalışmalar yapıyor. Hat Özellikle forvet oyuncularıyla. Kendisi de forvet olduğu için. E, ben ileride e, çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum hocamızla beraber. E, tabii ki takım olarak e, hocamızın da dediği gibi ilk konunun içerisine bitirmek bizim için e, çok güzel bir hedef olur diye düşünüyorum. Umarım bunu hocamızla beraber, takım arkadaşlarımızla beraber gerçekleştiririz. Bireysel olarak da hedefim tabii ki e, amirliği formaya giymeyi istiyorum inşallah nasip olursa. E, Gençler Birliği de Avrupa Kupası'nda mücadele etmeyi isterim tabii ki.